Efendim Kanal 3 Ana Haber Bülten'den mutlu akşamlar. Bugün Esteri, Afyon, Karahisar ve bölgede yaşanan önemli gelişmeleri ekrana getireceğiz. Efendim Ana Haber Bültenimiz önemli bir haberle başlamak istiyorum. Afyon, Karahisar'ın merkeze bağlı Gebeciler Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Tuğulluk mazbatası iptal ederek görevine son verildi. AK Partili Belediye Başkanı Tuğulluk'un mazbatasının ruhsatsız silah taşıma suçu işlemesinden dolayı iptal edildiği öğrenildi. Hüseyin Tuğulluk'un belediye başkanı görevinin son ermesiyle birlikte Gebeciler Belediyesi Meclisi kendi içinden bugün yeni başkanlarını seçecek. Efendim olayın gelişmesi şu şekilde aslında. 2014 yılında Başkan Tuğulluk ruhsatsız silah taşıma suçundan Afyon Karahisar 2. Asliye Cezası Mahkemesi tarafından 2016 yılında kendisi hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası veriliyor. Ve bundan sonra yasal hukuki süreçler başlıyor. Ve yasal hukuki süreçlerin ardından bu hafta sonunda Yüksek Seçim Kurulu Muharrem Akkaya Başkanı toplanan heyet oy birliğiyle Tuğulluk'un belediye başkanının mazbatasının iptaline karar verdi. Ve bugün de meclis yeni başkanlarını seçecek. Efendim Afyon Karahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sandıklı ilçesini ziyaret etti. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Sandıklı ziyaretinde ilçe kaymakamı Mehmet Sülün, ilçe belediye başkanı Mustafa Çöl, ilçe emniyet müdürü Bayram Öğüt, ilçe jandarma komutanı jandarma üsteğmen Alp Tuayhan, ilçe milli eğitim müdürü Ebu Bekir Bozkurt'la ilgili daire amirleri eşlik etti. Sayın Valim, alıyoruz efendim. Vali Yiğitbaşı ilk olarak Sandıklı Belediyesi'ni ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin ardından daha sonra Hisar Mahallesi'nde bulunan Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden Yiğitbaşı, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak sokak sağlıklaştırma projesini inceledi. Sayın Valim, buradayız efendim. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı ziyareti kapsamında Türkiye'nin dört bir yanına alem yapan alem ustalarını ziyaret etti. Yaptıkları çalışmaları yakından inceleyen Yiğitbaşı, ustaları güzel eserlerinden dolayı tebrik etti. Ardından Sandıklı Belediyesi tarafından işletilen özel sandıklı engelli bakım merkezini ziyaret eden Vali Yiğitbaşı ve beraberindeki heyet, burada bulunan engelli vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi. Yiğitbaşı buradan Sancet AŞ tarafından idare edilen çiçek serası, jeotermal balık çiftliği, kurutma serasıyla suyun tek elden dağıtımı merkezine giderek belediye başkanı Mustafa Çöl'den konuyla ilgili bilgiler aldı. Sandıklı ilçesinde faalyet gösteren seralara da giden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, burada işçilerle bir araya geldi, işletme sahiplerine hayırlı kazançlar dileklerinde bulundu. Hüdayi Kaplıcalarında bulunan geleneksel tıp merkezinde ziyaret eden Yiğitbaşı, Başkan Çöl'den konuyla ilgili kapsamlı bilgiler aldı. Yiğitbaşı buradan sırasıyla Yayman Köyü, Koç Gazi Köyü, Celiloğlu ve Reşadiye köylerini gezerek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinleyip çözülmesi noktasına talimatlar verdi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı son olarak Sampa Gıda firmasına uğrayarak burada yapılan çalışmalar hakkında işletme sahibinden bilgiler aldı, ödül alan ürünleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Sayın Valim, buradayız efendim. Efendim, sandıkların bir diğer ziyaretçisi ise AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven oldu. Yurdunseven, sandıklı ilçe ziyaretlerinde vatandaşlara bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Var mı bizlik bizmenin? Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdun'u seveni, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Osman Işık ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş karşıladı. Şöyle, şu an, dileğin ucuyla neyiz gibi falan dönüşler.
Ziyaretlerine Sandıklı Belediye binası yanında bulunan tarihi Hamamönü Camisi'nin restorasyon çalışmalarını inceleyerek başlayan heyet, buradan Hisar Mahallesi'nde bulunan Hisar Kalesi'nin istinat duvarı çalışmalarını inceledi. Herkes buraya vuruyor aldım kere, biliyor musun? Ben de bir oldum. Ardından Hisar Mahallesi sokak sağlıklaştırma projesini inceleyen milletvekili yurdunu seven, ilçe esnafını ziyaret ederek işlerinde kolaylıklar dileklerinde bulundu. Son olarak ilçe kaymakamı Mehmet Sülün'e hayırlı olsun dileklerinde bulunan milletvekili İbrahim Yurdunu Seven daha sonra ilçeden ayrıldı. Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak aylık haftası kapsamında hem esnafları ziyaret etti hem de vatandaşlarla bir yere geldi. Taytak, demir doğrama ustalığı yapan ve aynı zamanda 62 yıldır kibrit kutusu biriktiren Yakup Çetinkaya'yı da ziyaret etti. MHP-MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, 62 yıldır demir doğrama ustalığı yapan Yakup Çetinkaya'yı ziyaret etti. Çetinkaya'yı gençliğinden beri topladığı 2000 civarında kibrit kutusunun bulunduğu iş yerinde ziyaret eden Tayta, Afyonkarahisar İl Yönetimi eşlik etti. Esnaf Yakup Çetinkaya hem kendi emeğiyle yaptığı eserleri hem de iş yerinin özel bir bölümünde sergilediği koleksiyonunu gezdirdi. Çetinkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bize şeref verdiniz. İlk defa gelen bir milletvekilisiniz. Bizi onunla sağ olun. Ziyaret sonunda milletvekili Taytak, Çetinkaya'ya günün anısına Kur'an-ı Kerim hediye ederken, Çetinkaya da kendi el emeğiyle yapmış olduğu hediyeyi takdim etti. Teşekkür Allah ederim. Sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Emeğinize, ayağınıza sağlık. Her şey... Efendim, Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Niyazi Ertaş bugün bir basın toplantı düzenledi. Gündemi değerlendiren Ertaş, AK Parti'nin açıklanan TOKİ projelerini tamamlayacak vaktinin olmayacağını söyledi. Saygıdeğer basın mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, hepiniz Gelecek Partisi'nin bugünkü basın toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Niyazi Ertaş, il başkanlığında kameraların karşısına geçti. TOKİ projelerinden kentin ulaşım, eğitim ve ekonomik sorunlarına değindi. Gündemi değerlendiren Ertaş, TOKİ konutları için önce teşekkür etti, sonra eleştirdi. Bu projeyi hazırlayıp gelir düzeyi zayıf kardeşlerimize ikramda bulunan yetkililere çok çok teşekkür ediyorum. %10 peşin 240 ay yani 20 ay vadeyle 2280 TL ve 3187 TL civarında taksit ödeyerekten ev sahibi olacak vatandaşlarımızdan dün yoğun bir ilgi vardı partimize. Vatandaşlarımız gelerekten biz askeri ücretle çalışan bir kesimiz. Biz sosyal konut projesinden nasıl faydalanırız? Biz gelir düzeyi zayıf insanlarız. Bu miktarları nasıl ödeyeceğiz şeklinde yakınmalar oldu. Dünkü arkadaşlara söylediğim gibi bugün de siz sayın Afyonlulara Gelecek Partisi olarak diyorum ki bu büyük projeyi başlatanlar yarın bu büyük projeyi devam ettiremeyeceklerdir. Ömürleri yetmeyecektir. Gelecek Partisi olarak iktidara talip olduklarını belirten İl Başkanı Niyazi Ertaş, daha ucuz konutlar üretecek projeler yapacaklarını söyledi. Seçim startını verdiklerini belirtti. Biz bu projelerin gerek aidatların ödenmesinde, aylık taksitlerin ödenmesinde, gerekse seçimde, her türlü kolaylığı vatandaşa sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Gelecek Partisi olarak meydanlara iniyoruz. Seçim sırtartını veriyoruz. 18 Eylül Pazar 17.30'da İstanbul Sultanbeyli ilçesinde kent meydanında halkla kucaklaşacağız. Bundan sonra da genel merkezimizin aldığı bir kararla seçim arifesine kadar biz 40 küsür ilde seçim için miting yapacağız. Başkan Ertaş, kentteki sorunları da bir bir sıralayarak çözüm istedi. Afyon'da doğru dürüst nikah salonu yok. Nikaha gelenler
dışarıda bekletilerekten belli bir kesim alınıyor, belli bir kesim alınamıyor. Nikah salonunun bulunduğu bina dökülüyor. Kültür merkezimiz yok. Trafik problemi işler acısı. Yaya yolları işler acısı. Afyon bunlardan muzdarip olurken huzur evimizi yıkmışız. Vakıf işanını yıkmışız. Bağkur binamızı yerle bir ettik. Ördek Camii'nin arkasındaki okul yıkılmış. Şemsettin Karahisar Ortaokulu yıkılmış. Veysel Eroğlu Spor Merkezi adeta dökülüyor. Müze binamız muamma olmuş. Efendim, haberlere bir ara verip sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde tek hematoloji hekimi olan doçent doktor Mehmet Özen tehdit aldığı gerekçesiyle istifasını vermişti. Bunun ardından yeni bir doktor için hemen harekete geçen Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi bugün müjdeyi verdi. Hematoloji uzmanı doktor Mustafa Duran AFSU ailesine katıldı. Şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Efendim, Afyon Karahisar'ın ev sahibine düzenlenen 8. Arnika Firik Ultra Maratonu yarın başlıyor. Afyon Karahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve ana sponsorlar bugün bir basın toplantısı düzenledi. Afyon Karahisar her yıl olduğu gibi bu yılda 17-18 Eylül tarihlerinde 8. Arnika Firik Ultra Maratonu katılımcılarına ev sahipliği yapacak. Sekizinci Arnika Firik Ultra Maratonu için Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve ana sponsor Oruçoğlu Genel Müdürü Rıfat Tekbaş ve diğer sponsorlar basın açıklamasında bulundu. Az önce de senin adını söylediğin için gerçekten kaldım. NG Afyon Otel'de düzenlenen basın açıklamasına Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Oruçoğlu Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Güzbey, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, basın mensupları ve yarışacak sporcular katıldı. Az önce de senin adını söylediğin için gerçekten kaldım. Ana sponsorlardan Oruçoğlu Genel Müdür Rıfat Tekbaş yaptığı faaliyetleri anlattı. Şirket ulusal ve uluslararası birçok ödül ve birçok etkinliğe sahip. Mesela en son Dünya Üstün Lezzet Ödülünü aldık biz. Bu çok kıymetli bir ödül. Ondan önce Dünya En İyi Ambalaj Ödülünü aldık. O da çok kıymetli bir ürün. Sosyal sorumluluk projeleri içinde yer alıyoruz. Çalışanlarımızın üniversite okuyan çocuklarına burs veriyoruz. Bu tür etkinliklerde yerimizi alıyoruz. Fuarlarda ve diğer yerlerde mümkün olduğu kadar insanlarla sıcak temas kurup özellikle çiftçi ailelerine ayçiçek ekmeler için vesile oluyoruz. Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, hayallerin peşinde koşan Arnika ekibiyle bu organizasyonda olacaklarını ifade etti. Yani hepinizi burada görmek benim için büyük bir mutluluk. Çünkü kabuğumuzu kırdık, İstanbul dışına çıktık. İyi de yapmışız. Çünkü buraya arabayla daha gelirken hani inanamadım. O bir düzenli yeşilliği, düzenli bitki örtüsü bizi çok etkiledi. Ekip olarak bu arada buradayım ve Arnika olarak şimdiye kadar hayatınızı kolaylaştıran ev aletleriyle yanınızdaydık. Ama bu sefer hayallerinin peşinde koşan Arnika ekibiyle yanınızda olacağız. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı açıklamasında Afyonkarahisar bu tür etkinliklere her zaman hazır diyerek sporunda başkentiyiz dedi. Çok kıymetli paydaşlarımız var. 8 yıldır devam eden değil mi? Bir Anadolu şehrinde bu kadar uzun zamandır yapılan en eski maraton, ultramaratona sahip olduğumuzu gururla uluslararası aynı zamanda da katılımcıların olduğu 9 farklı ülkeden katılımcının olduğu bir maratona biz ev sahipliği yapıyoruz. Aslen bu bizim için gerçekten çok hem özel çok önemli. Aynı zamanda da Afyon'u iyi bilenler, tanıyanlar, burada yaşayanlar, bizim kendi basın mensuplarımız da biliyor ki Afyon bu tip şeyler için zaten hep her zaman hazır. Ben gerçekten bütün paydaşlarımıza bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Bizler zaten her zaman arkanızdayız. Böyle etkinlikleri zaten çok severek, çok memnuniyetle yapıyoruz. Bizler her türlü desteği valilik olarak veriyoruz. Devletimizde Gençlik Spor Bakanlığımız öncülüğünde spora
çok ciddi yatırımlar yaptı. Şehrimizde gerçekten birbirinden, her ilçemizde ve merkezimizde birbirinden kıymetli eserleri var. Devletimizin yatırımları çok fazla spora. Bu anlamda yine mütevazi olmamamız gereken bir konuda sporun da adeta başkenti olma niteliğini de taşıyoruz. Diğer sponsorlar da kısa açıklamalar da bulundu. Şey ya, ödemeyi yapmışlar. Evet ya. Hocam ödemeyi kontrol edin. Afyonkarahisar Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte Daha Yeşil Afyonkarahisar sloganı ile başlattığı projeleri bir hayata geçiriyor. Kent her alanda gelişme ve güzelleşme devam ediyor. Sosyal donat alanları sayısı da artıyor. Doğası ve havasıyla güzel, parkı bahçeliyle yeşil bir Afyonkarahisar şiarı ile hareket eden ekipler yeşil alan sayısının artırılması için de büyük gayret sarf ediyor. Şehir estetiği çalışmaları kapsamında dört bir yanı yeşil alanla donatan Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son 3,5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan yaparak kişi başına düşen yeşil alan miktarını %57 oranında artırdı. 89 bin adet fidanı toprakla buluşturan Afyonkarahisar Belediyesi 510 bin metrekare çim ekimi gerçekleştirdi. Şehrin muhtelif piknik alanı, park, bahçe, orta refüjlerine 1 milyon 607 bin adet çiçek diken ekipler, çocuklar için mahallelere de 91 adet cep park yaptı. 500 bin metrekare alan üzerine 20 milyon liraya mal olacak, Türkiye'nin nadir cross ve kondisyon merkezi haline gelecek Saraydüzü Kamp Merkezi Afyonkarahisar'a kazandırılıyor. Seçim vaatlerinden olan Hobi Evleri projesi kapsamında Devlet Parkı'na 229 adet, Akü'ye 115 adet hobi bahçeleri yapıldı. Proje kapsamında sosyal kullanım alanları, çocuk parkları, koşu bisiklet yolları ve otoparklardan oluşan rekreasyon alanları da hizmete alındı. Şehrin önemli eserlerinden olan Paşa Camii bahçesinde çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. İçerisinde çocuk oyun alanları, kapalı otopark, süs havuzları, kamelyalar ve sosyal donatılar bulunan bahçe halkın kullanımına sunuldu. Şehitlerin anısına Ataköy Mahallesi'nde 52.400 metrekare alan üzerinde kurulu 36.000 metrekare yeşil alana sahip parkta basketbol sahası, futbol sahası, 3 adet çocuk oyun grupları, açık hava spor alanları, yürüyüş yolları, oturma alanları, sosyal aktivite alanları ve dinlenme alanlarından oluşan park hizmete sunuldu. 30.700 metrekare alan üzerine yapılan Şehitler Kayalığı Millet Bahçesi de yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. 31 adet basketbol sahası, 4 adet voleybol sahası, 16 adet çim futbol sahası, 1 adet pikleball sahası ve bocce sahası yapıldı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Aylık Haftası kutlamaları etkinliği düzenlendi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orta Cami İmam Hatibi Nusret Yıldız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Açılış konuşmasını Çay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ceylan Güler'in yaptığı programda Çay Şoförler Odası Başkanı Oktay Saraç, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cengiz Üstün, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Ahilik Haftası nedeniyle birer konuşma yaptı. Ahilik, sanatın, ticaretin, mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimiz. Günümüzde ahilik, esnaf özgü bir kavram olarak algılanmakta. Ahilik denince esnaf, esnaf denince ahilik akla gelmektedir. Ahilik anlayışı İslamiyet'in Türklerce kabulüyle birlikte, toplu olarak kabul edilmesiyle birlikte, İslam inancıyla birlikte Türk örf ve adetlerinin, yani töremizin İslam anlayışıyla kaynaşmasından doğan
bir düşünce şeklidir. Dolayısıyla burada bu düşünce sistemini kabul edenlere ahi, bu ahilik teşkilatlarına da kuranlara ahilik denirdi. Ve ahilik sosyal düzenin, kardeşliğin, iyiliğin ve beraber yaşamanın ekonomiyle birleştiği bir düzen. Yani burada tabii ki kabiliyetli esnaflar olacak ama bu esnafların yetişmesinde, bu çırakların yetişmesinde sadece mesleki kabiliyetin ötesinde ahlakın olduğu, iyi bir vatandaş olmanın, iyi bir vatansever olmanın, iyi bir iyiliksever olmanın da öğretildiği bir düzenin adıdır. Ticaret de bir nevi aslında insana hizmettir. Ahiliğin de şöyle bir önemi var. Bu işleri yaparken hangi kurallara uymamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunu bize gösteriyor. Çay Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanlığı tarafından yılın ahisi seçilen ilçe esnaflarından Muhterem Sarı'ya ahilik belgesi ilçe kaymakamı Emre Yeşilbaş tarafından takdim edildi. Yılın çırağı seçilen Mert Ali Karakoyun'a belgesi Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer tarafından verildi. Yeşilçay yöresel ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından esnaf ziyaretiyle program sona erdi. Efendim Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği Ahilik Haftası kapsamında bugün Cuma namazı çıkışı vatandaşlara bulgur pilav ikramında bulundu. Cuma namazı çıkışı cemaate pilav ikramı. Ahilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği tarafından Cuma namazı çıkışı pilav dağıtımı yapıldı. İkinci Küçük Sanayi sitesinde Hattat Karahisari Camisi önünde gerçekleştirilen pilav dağıtımı etkinliğinde onlarca vatandaş sırasıyla pilavlarını aldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği yönetimi de vatandaşlarla birlikte pilav yedi. Afyonkarahisar'ın Gömü Beldesi'nde kontrolden çıkarak takla atıp ardından ters dönerek durabilen otomobilde biri emekli emniyet müdürü 4 kişi yaralandı. Takla atan otomobil ters döndü. Kaza Afyonkarahisar Ankara Karayolu Gömü Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, Gömü Beldesi yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Otomobil ardından ters dönerek durabildi. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında otomobilin karşı şeride geçtiği anda yolun şans eseri boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken yaralılardan birisinin emekli emniyet müdürü olduğu öğrenildi. Efendim kalp rahatsızlıklarının önüne nasıl geçilir? Nasıl beslenmeliyiz? Hastalıklardan nasıl korunmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Bunu kardiyoloji uzmanı Doktor Muhammed Takta'ya sorduk. Kardiyoloji uzmanı Muhammed Takta, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için neler yapmamız gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Kalp ve damar hastalıklarını temel olarak iki şey engellemek için yapmamız gerekenleri iki bölüme ayırıyoruz. Birincisi risk faktörlerimiz bizim ana olarak iki gruba ayrı. Biri engelleyemeyeceğimiz risk faktörleridir. Bunlar nelerdir? Mesela yaşımız, cinsiyetimiz, genetiğimiz. Bunlar üzerinde herhangi bir etkimiz olmaz. Ancak diğer engelleyebildiğimiz dediğimiz şeylerse işte mesela beslenme, mesela yaşam tarzımız, mesela sigara, tansiyon, şeker gibi kalp ve damar hastalıklarına neden olan şeyleri
optimize etmeye, bunlara engel olmaya çalışmalıyız. Yani değiştirebileceğimiz şeylere odaklanmalıyız. Mesela beslenmemizi düzeltmeliyiz. Mesela sigara içmeyi kesinlikle bırakmalıyız. Çünkü bunları engelleyebilirsek riski olabildiğince azaltıyoruz. Beslenme tarzı olarak için neyi ön plana koymalıyız? Bir kere kesinlikle kolesterolden fakir bir diyeti öne koymalıyız. Kolesterolün zengin olduğu gıdalardan uzak durmalıyız. Mesela kızartma türü şeyler yerine daha çok buğulama. Buğulama mümkün değilse en azından ızgara tarzı şeyleri tercih etmeliyiz. Yediklerimizi genellikle daha az yağlı, kalbi ve vücudu daha az yoran şeylerden tercih etmeliyiz. Spor yapılması gerektiğine de değinen Doktor Muhammed Tatta şunları kaydetti. Mümkünse eğer düzenli bir spor aktivitesi yapmalıyız. Bizim genelde hastalarımıza önerdiğimiz en temel şey haftada 3 gün tempolu yürüyüştür. En az yarım saat olmak üzere. Mümkünse eğer bunları bir diyet alışkanlığından ziyade yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Çünkü diyet dediğimiz şeyler genellikle dönemsel olan şeylerdir. Bunları bir yaşam tarzı, günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeye çalışmak daha verimli bir sonuca neden oluyor genellikle. Son olarak Doktor Tatta, 40 yaşını geçen her bireyin en az yılda bir kez kardiyolojik check-up yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak vatandaşları uyardı. Efendim biraz da bölgede neler yaşanmış bugün onlara bakalım ve Kütahya'dayız. Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayanlar için Kütahyalı hayırseverlerden toplanan yardımlar yola çıktı. Kütahya'dan Pakistan'daki sel bölgesine ikinci yardım tırı gönderildi. Valilik öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu tırın hareketinden önce Zafer Meydanı'nda tören düzenlendi. Dayanışma yapmak suretiyle hem Kütahya Valisi Ali Çelik, uğurlama töreninde Kütahya halkı olarak yaşanan sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan'ın yanında olduklarını söyledi. Özellikle ben bu ikinci tırımız, 2000 üzerinde gıda kolisi, 500'ün üzerinde hijyen kolisini Kütahya şehrimiz olarak yola çıkardık. Tüm Türkiye'de 81 ilimiz aynı seferberlik ruhumuz devam ediyor. İnsanların en hayırlısı, insanların zorda kaldığı zaman onlara faydalı olan. Duaların ardından yardım malzemesi yüklü araç Pakistan'a uğurlandı. Efendim Kütahya'yla devam ediyoruz. Uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Kütahya'da işlettiği iş yerinde uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki pazarladığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Yanar kas altında siyah anteşesi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışmalar çerçevesinde AÖ isimli şahsın işlettiği iş yerinde uyuşturucu madde ve kaçak alkollü içki pazarladığı bilgisine ulaşıldı. İş yerinde yapılan aramada 7 parça halinde şeffaf kilitli poşet içerisinde satışa hazır vaziyette 14.62 gram skank maddesi, 15 adet 1 litrelik etil alkol, 7 litre kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet av tüfeği, 5 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru alkollü içkiler, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılıp, mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılmak üzere gözaltına alındı. Yanar kas altında siyah anteşesi. Şimdi Uşak'tayız. Efendim geçen hafta bu hafta içerisinde Kanal 3 ana haber bülteninde Uşak'ta hava destekli uyuşturucu operasyonu ekranlara getirmiştik. Ve bugün o gün gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müzik
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 10'a yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 6 aylık planlı çalışmanın ardından 14 Eylül'de düzenlenen hava destekli operasyonda yeşil reçeteye tabi 2320 hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 1 miktar eroin, 2 hassas terazi ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü aynı gün sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı. Efendim şimdi bölge turumuzda Eskişehir'deyiz. Ülke genelinde zincir kod adıyla gerçekleştirilen kaçak ve sahte alkol operasyonu çerçevesinde 4 ton 700 litreden fazla kaçak içki ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı. Eskişehir'de 4 ton 700 litre kaçak içki ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde kaçak alkollü içkileri yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik Zincir Kod isimli operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde tespit edilen 3 ikamet, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 ton 314 litre kaçak alkol, 1 ton 430 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan çok sayıda alkol kiti, bandrol ve kapüşon, 1 adet tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Efendim yine Eskişehir'deyiz ve bu sefer de yumruklar konuştu. Vatandaşların sokak ortasındaki kavga anları cep telefonu kameranı işte böyle yansıdı. Güpe gündüz sokak ortasında kavga ettiler. Görüntüler Eskişehir'den. İki şahıs arasında ters bakma tartışması başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte kavgada yumruklar konuştu. Ayırmaya çalışan vatandaşların da kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Karşılıklı yumrukların savrulduğu kavgada plastik tabure, soda şişesi ve çay bardağı da taraflar arasında havada uçuştu. Yaşanan korkulu anlarsa çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Ne yapıyorlar? Efendim bir asayiş haberi de Denizli'den. Toplamda 70 yıl ve 149 suç kaydı bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli'de suç makineleri teker teker avlandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ile HONAS, Serinhisar ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanması için müşterek operasyon düzenledi. Birçok suçtan kaydı bulunan suç makineleri yakalandıktan sonra işlemleri için karakola götürüldü. Burada 70 yıl ceza ve 149 suç kaydı bulunan 7 şüpheli ifadeleri sonrası adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. JASAT böylelikle suçlulara yine geçit vermedi. Öte yandan yakalanan akrabalardan Murat ve Gönül'ün evli, Sadık'ın ise kayınço olduğu, daha önceden 40 kilogram uyuşturucu ile yakalandıktan sonra bir süre cezaevinde kaldıkları öğrenildi. Efendim Denizli'de ailesinin bir gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu genç, sabah mesaiye gelen inşaat işçileri tarafından ölü olarak bulundu. Denizli'de kayıp olarak aranan genç inşaatta ölü bulundu.
Üçüncü kattan düştüğü tahmin edilen gencin cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor. Sabah saatlerinde inşaata çalışmak için giden işçiler yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin yapılan araştırmalarda Hasan Arda Koç olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri inşaatta ve cansız bedende incelemelerini gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar sonrası Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Gencin inşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilerek çalışmalar genişletildi. Efendim, bir ölüm haberi de Isparta'dan. Ayas Havana Mahallesi'nde bulunan market tuvaletinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Gece birlikte kaldığı arkadaşının sabah tuvalette cesediyle karşılaştı. Olay Isparta'da bulunan bir markette meydana geldi. Market sahibi A.K.A. ve Mehmet Zengin gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeniyle karşılaşan dükkan sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Mehmet Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Efendim, Kütahya, Uşak, Isparta, Denizli derken son 8 haberimizde hep asayiş olayları vardı. Kavga, yok uyuşturucu, kaçak alkol, ölümler ve içimiz sıkıldı. Ben de sunarken içim sıkıldı ve güzel bir haberle Isparta'dan devam edelim. Aynı halk otobüsünde eşiyle vardiya olarak şoförlük yapan Fatime Metin özellikle hemşehrilerinden büyük takdir görüyor. O Isparta'nın tek kadın halk otobüsü şoförü. Kadın otobüs şoförü eşiyle vardiyalı çalışıyor. Isparta'da 10 yıldır şoförlük yapan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Fadime Metin, 7 ay kadar önce Isparta Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren özel halk otobüsünde eşi Fatih Metin'le çalışmaya başladı. Fatime Metin, gazetecilere yaptığı açıklamada şoförlüğe merakının çocuk yaşlardayken köylerine gelen otobüsle başladığını söyledi. Otobüs benim için tutku, çocukluktan beri var bende. İlk olarak köye otobüs gelmişti, Prenses. Onu görmeye gittik. Zaten orada başladı benim. Muhteşemdi, gerçek prensesti benim için 90'larda. Eşinin şoför oluşuyla mesleğe ilgisinin daha da arttığını belirten Metin, işini severek yaptığını dile getirdi. Metin aynı halk otobüsünde eşiyle vardiyalı çalıştıklarını kaydetti. Eşimle her zaman aynı yerdeyim. Özlemiyoruz yani birbirimizi. Aynı iş yapıyoruz. Mutluyum o şekilde. Yolcuların direksiyonun başında bir kadını görünce önce şaşırdıklarını, daha sonra ise kendisini tebrik ettiklerini belirten Metin, kadının yapamayacağı iş yok dedi. Kadın yapamayacağı iş yoktur. Her kadın her istediği işi yapabilir. Ayrımcılık yok benim için. Eşiyle çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Fatih Metin de evlendikten sonra hayat arkadaşının otobüslere merakı olduğunu keşfettiğini anlattı. Ben bu işi yapacağım, ben de öğrenmek istiyorum falan. Baya benimle diren yani, öğrenmek için baya çaba sarf etti. Sürekli işte ben eve otobüste gidiyordum, hemen otobüs arıyordu, tur atmaya gidiyordu falan filan derken öğrendi. Bu işi baya çözdü, ondan sonra ehliyetini aldı. İşte beraber çalışıyoruz yani, benim yanımda en büyük destekçim şu anda. Isparta ile devam ediyoruz. Kokuhaneye dönüştürülecek yaklaşık 270 yıllık geçmişe sahip Ayabaniya Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Isparta'daki Ayabaniya Kilisesi'nin restorasyonu sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada tarihi yapıların tekrar kente kazandırılması çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.
Isparta'nın tarihi açısından önemli bir yere sahip, 1750'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen Ayabaniye Kilisesi'ndeki restorasyonun önemli çalışmalar arasında yer aldığı vurgulanan açıklamada, kilisenin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Isparta Koku Atölyesi, Kokuhane ismiyle şehre yeniden kazandırılacağı ifade edildi. Tarihi yapının kentin ekonomisine ve sosyokültürel hayatına olumlu etkiler katacağı işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Kilise bahçesinde kütüphane, koku yapım atölyesi, sergi fuaye alanı, kafeterya, mağaza, tematik, tıbbi ve aromatik bitki bahçesi olmak üzere 4 bölüm oluşturulacak. Çalışmalarda ilk olarak iç ve dış cephelerde ders sökümleri yapıldı. Çürük taşlar yenilenirken yıkık duvarlarında tamiratları gerçekleştirildi. Kilise içerisinde kurulan iskele sayesinde Bağdadi sökümleri yapıldı. Çatıdaki kiremitler de yenilenmesi için tamamen kaldırıldı. Kilisenin dış cephesindeki çalışmalarda da kumlama yapılıyor. Uşak'ın Kabaklar köyünde otluk alana çıkan ve tarihi istasyon binasına sıçrayan yangın daha da büyümeden söndürüldü. Otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü. Olay Uşak'ta meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, İzmir-Ankara tren yolu hattındaki Kapaklar tren istasyonu binasına sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 125 yıllık binanın çatısı, kapı ve pencereleriyle ahşap aksamı hasar gördü. İstasyon binasının Fransızlar tarafından inşa edildiği, 1897'de açılışının yapıldığı ve yaklaşık 30 yıldır kapalı olduğu öğrenildi. Efendim, bölge turumuzda Konya'dayız. Basililan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç gazete sahipleriyle bir araya geldi. Dezenformasyonun basını itibarsızlaştığını, artık basının bir silah olarak kullanılmaya başlandığını söyledi. Dezenformasyon ortalığı alıp götürüyor. Basını kalitesizleştiriyor. Hakikaten itibarsızlaştırıyor. Artık basın bir silah olarak kullanılmaya başlandı. Yerel yöneticilere karşı, ülke iktidarına karşı veya muhalefetine karşı hiç fark etmiyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Konya'da bir otelde düzenlenen gazete sahipleri ve temsilcileri bölge toplantısında medya ve basın ilan kurumunun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, medyayı, basın kuruluşlarını birer iş ortağı gibi gördüklerini dile getirdi. Konya'mıza hoş geldiniz. Bugün burada basın ilan kurumunun ilgili kanunla belirlenmiş denetleme görevini yerine getirirken bazı kesimlerce eleştirildiğini aktaran Erkılınç şu ifadeleri kullandı. Denetlemeleri yapmamamız suç. Çünkü bize denetleyin diyor. Denetlemek zorundasın. Ben sana kamunun malını teslim etmişim, kamunun parasını teslim etmişim. Sen bunları dağıtmakla yükümlüsün ve dolayısıyla denetlemeyi de düzgün yapın deniyor. Efendim, bugünkü son haberimiz için de Konya'dayız. Konya'da yaşayan Süleyman Baylan'ın 12 yıldır yaşadığı sağlık sorunları, Karaman'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 30 yaşındaki Okan Eski'nin böbreğinin nakledilmesiyle son buldu. "12 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen hasta, bağışçı aileye minnettar." Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 57 yaşındaki iki çocuk babası Süleyman Baylan, 12 yıldır böbrek hastası olduğunu, diyalize bağlı yaşadığını anlattı. Havalimanında teknisyen olduğunu, diyalize başladıktan sonra yaşam kalitesinin %80 düştüğünü ifade eden Baylan şunları söyledi. 2 sene önce hayatımız tam dört dörtlüktü yani.
Yani diyalize başladıktan sonra %80 düşüyor ya çalışma şeyin her şeyin. Çağrılan hastalara göre uyum belirleniyor. Mesela dün 4 kişi çağrıldık biz. Benimki tam bu, duyguları tutmayınca gittiler onlara. Çok memnun oldum, teşekkür ediyorum. Verici aileyle tanıştıklarını belirten Baylan, taburcu olduktan sonra ziyaretlerine gideceklerini de söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nefroloji ve Organ Nakli Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kültekin Türkmen ise hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek şunları aktardı. Yani böbreğin yavaş yavaş çalıştığını söyleyebiliriz. Genel durumu iyi, bir enfeksiyon durumumuz yok. Herhangi bir komplikasyon, cerrahi bir komplikasyon, medikal bir komplikasyon olmadı. Durumu gayet iyi. İnşallah da önümüzdeki hafta böbrek tamamen çalışıp hastayı taburcu etmeyi planlıyoruz. Böbrek ve karaciğer nakilleri kadavradan tabii ülkemizde biraz daha artmalı. Özellikle Konya bölgemizden de kadavra sayılarımız düşük. Bunları arttırmak için uğraşlarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı böbrek, karaciğer ve diğer organlarını bağışlamaya ve tabii ki bireylerin aileleri de burada önem kazanıyor. Çünkü vefat ettikten sonra aileler onay vermezse biliyorsunuz kadavradan nakil gerçekleşemiyor. Ailelerin de o yönde telkinlerimiz, olumlu telkinlerimiz devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı organ bağışına desteklemeye davet ediyoruz. Efendim Kanal 3 ana haber bülteninden bu akşamlık bizden bu kadar. Afyon Karahisar bölgede yaşanan önemli gelişmeleri ekrana getirdik. Biraz sonra Aslı Çiçek sunumuyla spor haberle baş başa kalacaksınız. Hafta sonu Merve Çelik sunumuyla pazartesi tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. Mutlu kalın efendim. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından istişare ve bilgilendirme toplantısı geçtiğimiz yıllara oranla daha geniş bir katılımla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Küpeli, İl Jandarma Komutanlığı'nı temsilen Binbaşı Soner Çalışkan, İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş, ASKF Genel Sekreteri Arişan Akgün, TÜFAT Şube Başkanı Mustafa Keser, Futbol İl Temsilcisi Mustafa Türkmen, İl Sağlık Müdürlüğü'nden Görkem Akayın ile amatör liglerde mücadele veren kulüplerin başkan, yönetici, antrenör ve sporcuları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASKF Genel Sekreteri Alişan Akgün, toplantıya katılan yetkililere ve kulüp temsilcilerine teşekkür ederek yeni sezon ile ilgili kısa bilgiler verdi. İstişare ve bilgilendirme toplantısının ilk konuşmasını TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey yaptı. Nadir Güzbey, yeni sezon öncesi düzenlenen bu toplantının son derece önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. ASKF burada üzerine düşen diğer illere göre baktığımızda gerçekten çok güzel bir çalışma yapıyor. Karşılaştığı sorunlarda kurumlarla olan ilişkileri yönetme konusunda veya sorunları çözme konusunda olayları kişiselleştirmeden kulüplerimizin ve sporcularımızın lehine çözümlenmesi adına çok büyük gayret sarf ediyorlar. Ben ASKF yönetimine ve tüm ekibe bu konuda tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Afyonumuzun güzelliği burada. Hep beraberiz. Bundan sonra daha güzel olması için statlarımızın, sahamızın, sizlerin spor seyri yüksek müsabakaların olması için biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Hatta elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Maçlarımızı canlı bile yayınlıyoruz. Basın olarak biz her zaman yanınızdayız, desteğiz.
Ama bazen haber çıkmadan da konu bize geldiği zaman biz ilgili birimlerle konuştuğumuzda hemen çözüm ulaşıyor. Siz haber olmadan çözüm olduğunda basın buna ilgi göstermiyor diye düşünebilirsiniz. Hayır, gecenin saat 3'ü de olsa 5'i de olsa biz her zaman sizin yanınızdayız, olmaya da devam edeceğiz. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise konuşmasında daha önce görev yaptığı Samsun'dan örnekler vererek Afyonkarahisar'ın tesis bakımından Samsun'dan çok üstün bir noktada olduğunu ifade etti. Saydığınız noktada burada belki Samsun Büyükşehir'den geldim buraya. Samsun'da bu kadar saha yok. Hem suni, dünyada, sentetik dünyada, hem doğalda. Eyvallah. Fakat şu an kontrol gelip baktığımda bizde herhalde iki tane sentetik mi var? Bir tane var. Fakat ağırlıkta gördüğüm kadarıyla şu an belediyemizde kontrol. Yani burada iki tane baş olamaz. Burada bir tane şey var. Şimdi bu noktada mesela şehir stadında kontrol belediyemizde. Buradaki 12 artı 13 olduğu gibi şeyde belediyemizde. Şimdi şunu bilin. Gençlik Spor Bakanlığı'nın ve Taşa'daki müdürlüklerinin temel gayesi taban birliklerini ve amatör ruhu desteklemektir. Bunun başka bir amacım yok. Yani biz profesyonel noktaya geldiğimiz zaman bakanlığın tavrı farklıdır. Ama amatör ve taban birliklerine geldiği zaman yaklaşımı farklıdır. Burada sahalar çok. Şimdi bakanlığa baktığınız zaman çok var ama bakanlığımızın Taşra Teşkilatı İl Müdürlüğü'nün kontrolünde saha çok. Yani benim kontrolümde şu an saha yok. Dolayısıyla bunu tasarrufunu yapabilecek gücümüz de yok. Ama bakanlık buraya çok ciddi destek ve yatırımlar yapmış. Belediyelere inanılmaz, şimdi önümde görüyorum ben. Her yerde inanılmaz derecede kapalı salonlar yapmış, yüzme havuzları yapmış. Her tarafta böyle inanılmaz derecede. Yani Samsun'un temel birkaç tesisleri var. Onun dışında tabana yaydığınız zaman Afyon Samsun'u geçecek noktada, onu da söyleyeyim size ben. Afyonkarahisar Belediye Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Aktı, toplantıda yaptığı konuşmada özellikle amatör kulüplerin antrenman yapabilmek için saha bulmakta zorlandıklarına dair eleştirilerine cevap vererek Kocatepe Spor Kompleksindeki sahaların bakımını belediyenin yaptığını hatırlatarak şunları söyledi. Sahalara biz bakıyoruz. Belediye olarak il müdürlüğümüzden tahsisini aldık. Biliyorsunuz burası kamp bölgesi arkadaşlar. Tabii maliyetler arttı. Sahaların bakımı gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman biz belediye olarak, Afyonkarahisar Belediyesi olarak zorlanıyoruz. Sahaların bakımında, özellikle doğal çim sahaların bakımında. Şimdi diğer illerden gelen arkadaşlarla, özellikle geçen sene Kocaeli'den gelen spor daire başkanımızla da görüştüğümüzde, Sayın Müdürüm bu kadar sahaya nasıl bakıyorsunuz? Biz Büyükşehir Belediyesi olarak sahalara bakamadığımız için sahaları il müdürlüğüne devrettik şeklinde bir telkinde bulundu. Gerçekten çok zor arkadaşlar. Arkadaşlarımız, ekibimiz, belediye ekibimiz büyük bir özveriyle sahaların bakımını yapıyor. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nü temsilen toplantıya iştirak eden Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Küpeli ise ilimizde oynanan bazı amatör maçların profesyonel maçlardan daha zor geçtiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Yan sahalar dediğimiz M1, M2, S1, S3, Ç tabir edilen sahalarda 8 ya da 10 tane yan sahamız var. Buralarda hazırlık maçları anlamında olsun, amatörlüklerin çalışmalarında olsun çok büyük sorunlarımız yaşanmıyor. Lakin seyirciyle oynanan ve iddiası olan, hele hele geçtiğimiz günlerde başta Sandıklı ve Emirdağ spor kulüplerinin yükselme düşme maçlarında taraftarıyla gelen ilçelerimizin maçlarında yan sahalarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Biz bunu stadyumda aldığımız tedbirlerden çok daha zorlanarak yan sahalarda tedbirler almaya çalıştık. Zaman zaman kulüp yöneticileri ve antrenörlerin de sorular yönelterek şikayetlerini dile getirdikleri toplantının sonunda İl Hakem Kurulu Başkanı Süleyman Güneş doyurucu bir sunum yaparak katılımcılara oyun kuralları ile ilgili bilgiler verdi. Burada da maç yapıyorsunuz. Uzatma devreleri için yine UEFA hakemlere takımlara bir yetki daha verdi. Dedi ki senin dedi oyuncular yoruldu 90 dakika boyunca. 30 dakikada oynayacak. Ben seni ödüllendireyim. Sana bir tane daha bonus vereyim. Bir oyuncu daha değişiklik hakkını verdik yine. Ne oldu? 5 oyuncu değişiyordun, 6 oyuncu değişti. Şimdi 90 dakikalık süreçte sen antrenörsün, takımın iyi biliyor. Hiç kimseyi değiştirmedin. Maç bitti. 5 tane oyuncu senin elinde. Elinde duruyor. Uzatma devrelerinde bu 5 tane oyuncunun hepsini ne yapabilirsin? Oyunu alabilirsin arkadaşlar.
Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala düzenlenen ve geniş bir katılımla gerçekleşen toplantının son derece verimli geçtiği gözlendi. A Milli Futbol takımının yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ay Yıldızlar'ın yeni sezon formaları kırmızı-beyaz ulusal renklerin yanı sıra Türkiye'nin zengin sanat tarihinden ve birliktelik temasından ilham alınarak yeniden yorumlandı. İç saha formasında beyaz zemin üzerine yerleştirilen ve Türkiye tarihinde önemli bir mimarlık süslemesi olarak kullanılan dünyaca ünlü çinileri yansıtan iç desenler kullanılırken, kırmızı-beyaz ulusal renkleriyle forma tasarımına yeni bir soluk getirildi. Futbol severler tarafından gururla giyilecek formanın sol üst göğüs bölgesine ise Türk bayrağı konumlandırıldı. Kırmızı tonlarının ön plana çıkarıldığı dış saha formasında Türk kültürünün ilham kaynaklarından biri olan geleneksel altıgen çini deseni kullanılarak köklere nostaljik bir geri dönüş yapılıyor. Dış saha formasının göğüs kısmındaki şerit ve çini deseni arasında oluşturulan kontrast, tarihi bir yapıyı taşıyan kolon izlenimi veriyor. Bizim çocuklarla hep yan yana mesajıyla görücüye çıkan koleksiyon, futbolun birleştirici gücünün altını çizerken, amilli takım ve her koşulda takımını destekleyen taraftarların birliktelik duygusundan ilham alıyor. Kickboks'ta dünya şampiyonu kardeşlerin hedefi hep zirvede kalmak. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babalarının tavukçu dükkanında çalışan kız kardeşler, kickboks sporunda kilolarında dünya şampiyonu olmayı başardı. Babalarının tavukçu dükkanında zaman zaman kasaplık yapan 20 yaşındaki Sena Amine Nur Özgen ve kardeşi 16 yaşındaki Rabia Özgen, kız dövüşür mü gibi eleştirilere kulak asmadan azimle çalışarak kickboksta dünya şampiyonu oldu. Bir yandan babalarına yardım eden, bir yandan da kilolarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu elde eden, Avrupa şampiyonalarında da dereceler kazanan Özgen kardeşler, kariyerlerini İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası'nda 60 ve 55 kiloda altın madalya kazanarak taçlandırdı. Kariyerinde dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sena Amine Nur Özgen, ailesinin desteğiyle bu başarıları elde ettiğini belirterek şunları söyledi. Çok güzel dövüşüyorsun falan kızsın ama çok iyi başarılısın yapıyorsun bu işi falan diyen çok fazla insan oluyor. Bana çok destek oluyorlar. Ve hani beni örnek alıp kızlarını bu spora yönlendiren aileleri de biliyorum. O yüzden bu durum beni mutlu ediyor açıkçası. Hiç eksi bir tarafını görmedim bugüne kadar. Orada Avrupa şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bir de geçen yıl 2021'de dünya ikincisi olmuştum. Dünya şampiyonluğu içimde ukde kaldı açıkçası. Avrupa şampiyonundan sonraki hedefim de dünya şampiyonu olmak. Umarım gerçekleşir. Rabia Özgen ise şampiyonluklarında ablasının büyük katkısı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Bu sporda da ablama örnek alıyorum çoğunlukla. Önümde bu kadar güzel bir örnek olması, bu kadar güzel başarıların olması beni daha çok teşvik ediyor, daha çok mutlu ediyor, daha çok ışlandırıyor, daha çok yapmam gerektiğini düşünüyorum. Onun sayesinde birçok şey koydum üstüme. Çok daha fazla gelişiyorum onun sayesinde. Birçok kez birlikte çalışıyoruz. Bana çok fazla katkısı oluyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.